Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi istek ve ihtiyaçlarla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, durdurun kendiniz çözün. Kendinizi değerlendirebilirsiniz bu video ile. İlk sorumuz, insanın yaşaması için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı çekilen şeylere ihtiyaç denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç olduğu söylenemez. Ayakkabı, giyim gibi düşünebilirsin bunu. Bu bir ihtiyaçtır sevgili öğrencim. Bu olmayınca insan sıkıntıya girer. Ekmek olmayınca, ekmeği burada sadece değil, yani ben ekmek yemiyorum değil. Burada besin olarak düşün bunu. Besin, gıdanı almazsan sıkıntıya girer hayatın sevgili öğrencim. Kazağı da burada giyim olarak düşünebilirsin ama oyuncak ihtiyaçtan ziyade isteğe girer. Olmazsa herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorum. Birinci sınıfa başlayacak Ali'nin temel ihtiyaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Birinci sınıfa başlayan birisi okuma yazmaya geçecek. Okuma yazma için defter lazım, kalem lazım, silgi lazım, atkı lazım, kalemlik lazım vesaire vesaire. Ama bisiklet olmasa da olur. Birinci sınıf için temel bir ihtiyaç değildir diğerlerinin olduğu kadar. Cevabım C seçeneği. Ve bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bakalım. İstek ve ihtiyaçları birbirinden ayırmak gerekmektedir. Tabii ki sevgili öğrencim. Yani annen sana kazağın eksik, kazak almaya giderken 3 çift ayakkabın varsa 4. istiyorsan bu isteğe giriyor. Bunları da birbirinden ayıracaksın. İhtiyacın olan şeylere öncelik vermen gerekiyor. A seçeneği gitti. İhtiyaçlarımız karşılanmadığı zaman hayatımız tehlikeye girer. 3 gün yemek yemezsen ölürsün zaten su içmezsen. Besin bizim en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Barınma olmadığını düşünsene. Kış vakti dışarıdasın. Yani hayatın tehlikeye girer. Doğrudur tabii ki. D seçeneği. İsteklerine sahip olmak kişiyi mutlu. Tabii ki bir dondurma istiyorsun. Mesela annenden öyle bir isteğin var. Anne baba neyse sevgili öğrencim. O karşılandığı zaman mutlu olursun. Bisiklet istiyorsun. Karşılandığı zaman mutlu olursun. D seçeneği de eledim. Tüm isteklerin karşılanırsa çocukların istekleri bitmez. O biter, biri başlar. Biri biter, diğeri başlar. Bu yanlıştır sevgili öğrenci. Karşılanmak zorunda. İhtiyaçları karşılanmak zorundadır. Beslenme, barınma, işte giyinme. Bunlar karşılanacak ama isteklerin hepsini karşılanacak. Ne maddi güç yeter, ne de buna bir zaman yeter. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki öğrencilerden hangisinin aldığı ürün istekten daha çok ihtiyacını karşılamaya yöneliktir? Oyuncak bebek Merve. Bu bir istektir. Ahmet paten istiyor. Bir istektir. Ahmet paten olmadan yaşayabilir. Merve oyuncak bebek olmadan yaşayabilir. Murat bisiklet olmadan yaşayabilir. Ama Nuray'a baktığımız zaman etek istiyor burada. Etek bir giyim. Giyim olmadan olmaz. Giyineceksin. Giyinmen gerekiyor. Barınman gerekiyor. Yemen gerekiyor sevgili öğrencim. Uyuman gerekiyor mesela. Bunlar olmadan hayatın tehlikeye girer maalesef. Nuray'ınki diğerlerine göre daha çok ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Ve bir diğer soru. Buna göre Mert'in aşağıdaki ihtiyaçlarından hangisinin karşılanacağı söylenebilir? Kış yaklaşıyor. Babam, oğlum sana mont, atkı ve eldiven almamız gerekiyor dedi. Giyinme ihtiyacıdır sevgili öğrenci. Mont diye bir barınma, atkı diye bir eğitim, eldiven diye bir beslenme çeşidi var mı? Hayır. Giyinmeden bahsediyor. Cevabımız tabii ki C seçeneği. Bir diğer sorumuz Ayşe yukarıdaki sözünde hangisine yönelik ihtiyacından bahsetmiştir? Yaşamam ve sağlıklı büyümem için gerekli. Sağlıklı büyümen istiyor. Büyümek istiyorsun sevgili öğrencim. Eğitim, ulaşım olmaz, oyun oynama değil. Beslenmedir bu. Yani sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılarak sağlıklı da büyüyebilirsin cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz buna göre ihtiyaçlar ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Açıklamamızı okuyalım. Uzun bir süre yemek yemeden, su içmeden yaşayamayız. Dış tehlikelerden korunmak için barınmaya yani bir eve, yuvaya, soğuktan, sıcaktan korunmak için giyinmeye ihtiyaç duyarız diyor bize. Buna göre ihtiyaçlar için hayatını devam ettirmek istiyorsan ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Bu önemli. Karşılanması zorunludur. İki de olacak seçeneklerde. Karşılanmazsa hayatın, yaşamın bunu sürdürmekte zorluk çekersin, tehlikeye girer. Üçü de doğru bunlar. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer soru, yukarıdaki tabloda hangisinin yanlış eşleştirildiği söylenir diyor bize, söylenebilir diye bize. İhtiyaç için ev demiş burada. Tatile gitmek de istektir. Doğru sevgili öğrenciler, biri eledik burada. Kıyafet bir ihtiyaçtır. Kesinlikle doğru. 2 numara için oyuncağa da istek diyor. Doğrudur. 3 numaraya bakıyorum. B'yi de eledim.
Üç numarada yemek yemenin bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Kesinlikle doğrudur. Tedavi olmak istek olur mu? Ben tedavi olmayı istiyorum. Hayır, o senin bir ihtiyacın. Senin bunu karşılaman gerekiyor. Sen bunu karşılamazsan hayatın tehlikeye girer. Maalesef 3 numara yanlış beşleştirilmiş. 4 numaraya baktığın zaman kıyafet demiş, ihtiyaca doğrudur. Sinemaya gitmek ise bir istektir. Burada hatalı olan 3 numaradır. Ve bir diğer sorumuz. Yukarıdakilerden hangisinin istek bildiren cümleler olduğu söylenebilir? Bakalım hemen. Ayakkabım eskidiği için yeni bir ayakkabı aldım. Bu ihtiyaç sevgili öğrencim. 3 tane ayakkabım varsa dördüncüyü istersen o zaman istek olur. Seçeneklerde bir olmayacak. A gitti. Bu tarz maddeli sorularda eleme yöntemlerinden yararlan ve bu yönergeyi diğer derslerde de yap. Acıktığın için yemek yiyorsun. Burada senden bir ihtiyacını karşılamasını bekliyor. İhtiyacını karşılam. Seçeneklerde maalesef 2 olmayacak. Eleme yöntemiyle gidersen 3 ve 4'e gelmeden hemen doğru cevaba ulaşabilirsin. Arkadaşlarıyla kar topu oynuyorsun. Bu bir istek mi sevgili öğrenci? En son çıkan bilgisayar oyunu alırsan bu da yine bir istek olur. 3 ve 4. Cevap D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, Elif ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri istekleri ile ilgilidir? Elif meyveleri taze tüketir. Zaman zaman arkadaşı Buse ile sokakta oynar. Evet, şimdi baktığımız zaman mesela meyveleri tüketiyorsun. Bu bir ihtiyaçtır sevgili öğrencim. Çünkü gıda alıyorsun burada. Bunu eledik. Seçeneklerde bir olmasın. A gitti. Zaman zaman arkadaşı Buse ile sokakta oynar. Bu bir istektir. Olacak seçeneklerde 2. Seçeneklerde 2'nin olması D seçeneğinin de elendiği anlamına gelir. Ailesiyle hafta sonları gezmeye gitmek istiyor. Bu da bir istektir. Artık koyalım. Kullandığı suyun temiz olmasına dikkat ediyor. Suyu da burada beslenme ihtiyacı olarak düşünebilirsin. Maalesef seçeneklerde 4 olmayacak. 2 ve 3 ile doğru cevabım C seçeneği.